Teşekkür ederim. Benim çocuğum 6 aylıkken oradaydı. 1,5 seneye yakın onlardaydı. Çocuğun bazı hareketlerinden şüphelendim. Daha yeni 2 yaşına girecek ama birçok şey ifade edebiliyor artık. Sürekli artık şiddete meyilli olduğunu fark ettim öncelikle. Çocuk mesela oyuncak bebeğini alıyordu eline. Hadi kızım uyut bebeğini dediğim zaman kafasına kadar örtüyü çekip kafasına böyle uyu, uyu diyorum, sus. Anne yok yoksa. Anne yok. Sürekli böyle. Ve bu şekilde konuşurken bu çocuk, hani artık iyice telaşlanmaya başladım ben. Bir aynı sınıftan başka bebeğiyle görüşürken çocuk arkadan sus sus diyorum sana. Sürekli bu şekilde konuşuyordu. Bunu da bildiğimiz etkin hani başka bir anne ya dedi benim çocuğum da bu şekilde. Yani bunlar orada ne öğreniyorlar? Bunlara ne öğretiyorlar orada? Eğitim alsın, kreşte büyüsün. Hani kreş ortamı iyi olur, arkadaşları falan. Biz bu şekilde düşünürken çocuk çok farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Çocuktan mesela yüzü kızarık geliyordu çocuğum. Bana diyorlar ki ne işte Ocak ayında çocuk soğuğa maruz kaldı işte yüzüne soğuk çarptı diyorlardı. Hani bu havada bu çocuk neden dışarıda olmaması gerekir diyordum. İşte nasıl oldu fark etmedik hemen arkamdan çıkıvermiş dışarıya. Hani aldım ama hani o anda o çocuğun suratı o hale gelmez. Sonuçta hani kar yağan donucu bir ortamda değiliz biz Mersin'de. Ondan sonra o kızarıklı çocuğun 3 gün geçmezdi. Sürekli vücudunda çizikler, tırnak izleri, küçük küçük morarmalar sürekli bu şekilde geliyordu. Sonra çocuğum bir gün alnı yarılmış bir şekilde geldi. Sorduğumuz zaman inkar ediyorlardı. İşte siz bize iftira mı atıyorsunuz, biz işte öğretmenlerimiz çok iyidir falan. En son biz artık oradan bir cevap da alamayınca çocuğun oyuncağın içerisine bir cihaz yerleştirdik. Cevap alamadığımız için, endişelendiğimiz için biz bunu yaptık. Ve sadece bir günlük bir delil sonucu inanılmaz olayların olduğunu, çocuğun sadece o hareketlerin dışında orada birçok şey yaşadığını, psikolojik olarak da bunları fark ettik. Kendilerine sormaya gittik, izlemek istedik, silindiğini söylediler kayıtların, böyle bir şey olmadığını, bizim kendi, tabii onlar bilmiyorlardı elimize ses kaydı olduğunu. Onlara iftira attığımızı düşündüler. İzletin o zaman bakalım dedik. İnkar ettiler. Açtı ama açtığında olan olayların kayıtları silinmişti zaten. Ses kaydının ilk kısımlarda zaten biz kötü olduk. Son kısımların da dinleyemediğim daha doğrusu artık stresten dinleyemediğim kısımlarda asıl olayın orada olduğunu avukat hanım sayesinde anladık zaten. Ve orada şahıs çocuğumu kucağına alıyor. Servise doğru gidiyor, çocuğum ağlıyor. Çocuğum servise binmek istemiyor aslında. Sebebi de şu, çocuğun servise binmeyişini bize gönderdikleri listede. Benim çocuğumun servisten çıkış saati 17:30. Ama kayıtlarda çocuğun servise bindiği saat 3:30. Bana akşam geldi çocuğun 6:30-7. Bu çocuk 3-4 saat serviste dolandığı için arabaları şu anda hiç sevmiyor zaten. Servise binmek istemiyor. Sanırım çocuğum o sırada şahsa vuruyor ya da tekme atıyor bilmiyorum 2 yaşındaki bir çocuk bunu yapan sen misin vuran al sana al sana diye çocuğuma vuruyor çocuğum çığlıklar içerisinde bağırıyor devam ediyor vurmaya o kadar iğrenç küfürler ediyor ki ne sürekli küfür ediyor zaten sürekli küfür ediyor çocuğa vurmaya devam ediyor yani çocuğun psikolojisini düzeltemedim şu anda. Hani 2 yaşında çocuk unutur. Evet unutur ama şu anda o çocuk evde hala o hareketleri yapıyor. Ben kendi psikolojimi düzeltemedim henüz. Bu insanların gerekli cezaları almalarını, bu insanlara çocuk emanet edilmemesi gerektiğini, hiçbir şekilde bir daha bu işleri yapamasınlar istiyorum. Ve adalete güveniyorum. İnşallah ki 2 yaşındaki çocuğa o kalkan elim cezası verilir. O öğretmenlerin hakaretlerinin, gün boyu birçok küfürler, hakaretler dönüyor çocukların yanında. Umarım bunların hepsinin cezası verilir. Biz şu anda onlar ceza alana kadar uyumuyoruz, uyuyamıyoruz, su içemiyoruz. Geçmiyor çünkü boğazımızda. O çocuk orada çığlıklar atarken konuşamıyor, ifade edemiyor, yapma bile diyemiyor çocuk zaten. Umarım yeteri cezayı alırlar. Adalet yerini bulsun istiyorum. O çocuğa kalkan elden hepimiz hep beraber hesap soralım. Hesabı sorulsun.
Öncelikle müvekkilim tarafıma ulaştığında, durumu anlattığında zaten bu vahim olayın tespiti amacıyla öncelikle kayıtları tarafımca titizlikle tekrardan dinlendi. Müvekkilim bana ulaştığında sadece çocukların kahvaltı zamanından öğle saatlerine kadar olan hal ve tavırlarına ilişkin bazı doneler vardı. Ve bu sadece bile zaten müvekkilimin o kurumda, o kreşte çocuklara eziyet edildiğine, hakaret edildiğine ilişkin donelerimiz vardı. Tarafımca kayıtlar tekrar dinlendiğinde, özellikle servis çıkış saatinde müvekkilimin çocuğuna ilişkin sadece bu tespit edebildiğimiz tek done şu ana kadar. Ancak ağır hakaretler, ağır darp, 2 yaşındaki çocuğa yapılan eziyet, ilişkin eylemlere ilişkin kayıtlar elde edildiğini gördük ve ivedi şekilde hem idari hem de adli olarak yasal başvurumuzu yaptık. Orada hem tüm çalışanlar ve kurum sahibi ve orada yetkili olan kişilerden şikayetçi olduk. Karşı taraf velilerimizin annelik duygusundan boşluk yaratarak delillerle oynama ve delilleri karartma amacıyla hareket etmeye çalışmaktadır. Ancak hem Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak olayın ilk intikalinden itibaren yasal süreç titizlikle devam ediyor ve ivedilikle tüm işlemler yapılmakta. Öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Bizim talebimiz şu: bu elde ettiğimiz donelerle birlikte karşı tarafın, kurumun tarafımıza görüntü vermemesi, görüntü istediğimizde hakaretlere uğramamız, onun dışında suçluluk psikolojisiyle birlikte zaten hiçbir şekilde velilerin taleplerini yerine getirmemesi karşı tarafın zaten aslında bazı eylemler içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çocuklarımızın tamamına neler yapıldı, çocuklarımız tamam nelere maruz kaldı, ne gibi travmalar yaşadı, bunların ortaya çıkmasını istiyoruz. Çocuğun hareketlerinden, tavrından, işte yüzünün kızarık gelmesinden, vücudunun çeşitli bölgelerindeki moraklardan şüphelendim. Yani nasıl oldu, neden oldu böyle bir şey diye sorduğumda, işte düştü, işte arkadaşı itekledi, şöyle oldu, böyle oldu, bir bahaneler. Ben de kayıtları izleyeceğimi söyledim. Bana izin vermediler. Kayıtları göstermemeye çalıştılar. Ben de bunun üzerine şüphelendim. Çocuk anlatamadığı için ben de ses kayıt cihazını bu oyuncağın içerisine koydum. Oyuncakla beraber kreşe gönderdim. Çocukla beraber gitti. Sadece ne hani sözlü değil, şiddete de maruz kaldıklarını zaten ses kayıt cihazıyla öğrenmiş oldum.